Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Veciz'den dersimiz neydi? Ağam bahsi. Burada hangi lafızlar umum mana ifade eder onları gördük. Şimdi duhulul inasi, kadınların dahil olması, fi hitab-ı zükür, erkeklerin hitabına. Mesela bir yerde sadece erkeklerden bahsediliyor. Bu erkekler muhatap olduğunda kadınlar da o hitaba dahil mi değil mi? Bu konuyu inceleyecek. Ve yulahazu huna, burada değerlendirilir, düşünülür. En elfazel cumu'i, cemil lafızlar, lafızları, cemil lafızlar. Yani cemil manası ifade eden lafızlar, min haythu delaletuha, delaleti açısından, alezzükûri vel inâr, erkek ve kadınlara delaleti açısından cemi olan lafızlar, aksamün, kısımlardır. Demek ki cemi lafızlar hem erkekler içerisine alıyor, hem kadınları. İşte bu hem erkekleri hem kadınları kapsamı içerisine alan lafızların kısımları var. Ve minha, o kısımlardan bir tanesi, ma, bir şey ki yahtassu bid delaleti, delalette mahsus oluyor. Alezzükür, erkeklere dünen nisai, kadınlara değil. Yani sadece erkeklere mahsus olup kadınlara mahsus olmayan, kadınlara ait olmayan ne var burada? Efendim, lafızlar var. Kadınlara ait değil. İlla bi delilin haricin anil lafzı. Ancak lafızdan hariç bir delil. Yani cemi lafzı değil de cemi lafzının dışında başka bir efendim lafız, kelime buna delalet ediyorsa, o zaman kadınlar da erkeklerin hitabına dahildir. Cemi lafzının kendisi değil. Hariçte bir karine var. O karine ile kadınlar da erkeklere dahil. Kelafzı ricalin, rical lafzı gibi. Bu nedir? Hasun bir zükür. Erkeklere mahsustur. Mesela hüm ricalin dediğimiz zaman ya da ra'eytü ricalin, erkekleri gördüm dediği zaman, bu rical kelimesi cemidir. Bunun kapsamı sadece erkeklerdir. Ama bunların içerisinde kadınların da var olduğunu ispat eden bir delil varsa karine, o zaman kadınlarda olabilir. Ve lafsun nisai, ve lafsun nisai, nisa lafzı gibi. Bu da hasun bil inas, kadınlara mahsustur. Yani dişilere mahsus, has. Ve la yansarifu ehaduhuma, bunlardan hiçbir tanesi yönelmez ile manel ahari, diğerinin anlamına, illa bi delilin haricin anil lafzı, lafızdan hariç bir delille. Yani sen rical diyeceksin, bunlarda kadınlar da var. Nisa diyeceksin, bunlarda erkekler de var diyemezsin. Tamam mı? O zaman rical dediği zaman erkeklere mahsus, nisa dediği zaman kadınlara mahsus. Ama başka bir lafızda erkeklerin içerisinde kadınların da olduğunu ispatlayan bir delil varsa, harici bir delil, o müstesna. Peki. Ve minha, o kısımlardan bir tanesi de ma yeşmelü zükura vel inâthe, hem erkeklere hem kadınlara şamil olan, ikisini kapsayan cemiler var. Bi hasebi vad'ihi, mana karşılığına konulması itibariyle. Ve hüve, o da nedir? Ellezi, öyle bir lafız ki lem tazhar fihi, orada açığa çıkmıyor, gözükmüyor, alameti teskinin ve la te'nisin. Ne müzekkerlik ne müenneslik alameti orada ortaya çıkmıyor, belirmiyor. Kennas, insanlar gibi. Ennas. Mesela ayette nasıl geçiyor? Ya eyyühennâsü ubudû rabbekum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettegûn. Ey insanlar, ennas, ya da ya eyyühennâs entümül fukarâü ilallah. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk yapın. Şimdi burada eyyühennâs, nas kelimesi bir lafız. Burada ne erkeklere delalet eden alamet var, ne kadınlara. O zaman bu ennas kelimesinin içerisinde erkekler de var, kadınlar da var.
Ey insanlar, Rabbinize kulluk yapın deyince bu sadece erkeklere mahsus değil. Kadınlar da buna dahil. Öyle değil mi? Kadınlar da buna dahil. Ya da mesela vel ins. İns kelimesi. Bu da neyi ifade ediyor? İns. Mesela ve ma halaktul cinne vel inse. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Ben insanları ve cinleri yaratmadım. İlla liyabudun. Ancak bana kulluk yapmaları için. O zaman ins deyince burada ins sadece erkekler mi? Ya da sadece kadınlar mı? Herhangi birisine has olduğunu ifade eden bir alamet yok ki. O zaman ne oldu? Ben insanlar deyince, ins deyince nas, ins. Yine insanlar manası. O zaman hem kadınlar hem erkekler bu mananın kapsamında. Ben insanları ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım derken hem erkekler hem kadınlar bu manaya dahil. Evet. Hem erkekler hem kadınlar. Vel beşeri, beşer gibi. Beşer mesela kelimesi nedir burada? Beşer kelimesi efendim ne erkeğe ne kadına delalet ettiğine bir karine yoktur. Mesela ne diyor Adem Aleyhisselam? İnne Adem Aleyhisselam ebul beşer. Adem Aleyhisselam beşerin babasıdır. Beşer dediği zaman inanan, inanmayan, kadın, erkek hepsini içerisine alıyor. Öyle değil mi? Hepsini içerisine alıyor. O zaman burada sadece erkeklere mahsus olduğu ya da sadece kadınlara mahsus olduğu zahir değil. Öyleyse burada umum ne yapılır? Kast edilir. Bu önemli bir kaydı ha? Bu önemli. O zaman birisi derse ki ya Allah insanları ins derken sadece erkekleri kast ediyor. Kadınların ibadet etmesi gerekmez. Ya da erkekler değil kadınları kast ediyor. Erkeklerin ibadet yapması gerekmez. Yok. Ya yuhennas dediğinde ya da el ins kelimesi, el beşer kelimesi kadınlar, erkekler hepsi bunun içerisine dahil. Hatta ey nas dediği zaman ey insanlar kafirler de bunun içine dahil. Peki o zaman kafirler nasıl kulluk yapacak Rablerine? Kafirlere bu hitap Allah'a birleyecekler, inanacaklar, ondan sonra kul olacaklar. Oradaki ubudu evvela aminu manasına bir yerde ya da vahidu manasına. Ve minha İşte bu lafızlardandır. Yani zükür ve inase delalet eden lafızlar, kısımlardandır. Ma bir şey ki yeşmelüha efendim kadınlara da şamil oluyor. Bi aslı vat'ihi efendim asıl konulması sebebiyle, mana karşına konulmasıyla. Ve la yahtassu bi ahadihime. İkisine birine mahsus değil. Hepsine de şumulu var. Asıl vadı itibariyle. İlla bi beyanin. Ancak sadece erkeklere mahsus olduğu, sadece kadınlara mahsus olduğu açıklanırsa o müstesna. Açıklanmazsa her ikisini de içerisine alıyor. Ve dalik nahvü. Bu da şunun gibi. Ma ve men. Şimdi ma, men. Şimdi ma, elfaz umumundan değil miydi? Evet. Dün okuduk mesela. Ve uhille lekum ma vara dalikum. Men, elfaz umumundan değil mi? Men, ma. Bunlar elfaz umumundandır. Eğer sadece erkeklere mahsus olduğu ya da sadece kadınlara mahsus olduğunu beyan eden bir delil, karine yoksa hepsini içerisine alır. Ama men sadece erkeklere mahsus olduğunu bildiren ya da men kelimesiyle sadece kadınlara mahsus olduğunu bildiren bir beyan varsa o zaman hastır. Yoksa umum ifade eder. Bunlar ne kadar incelikler bakın. Ve minha yine o kısımlardandır. Ma yüstamelü bi alameti tenis. Müenneslik alametiyle kullanılanlar. Fi cem'il müennesi salimi cem müennes salim. Şimdi cem müennes salimde o zaman hangi alametle kullanılıyor bu? Tenis alametiyle kullanılıyor. O zaman kime mahsus bu? Kadınlara. Mesela Kur'an'da innel müslimine vel müslimat vel müminine vel müminat vel ganitine vel ganitat. İnnel müslimin, orada cem-i zekeri salim, bak onun alameti o. Orada sadece Müslüman erkekler. Ve Müslüman, Müslüman kadınlar. Çünkü onun alameti elifta gelmiş. Ve müminin, erkeklere has. Ve müminat, kadınlara has. Bak, alameti var. Muhammed, neymiş? Alameti var. Peki, mitlu müslimun. Ha, mitlu ne gibi? Müslümatin. Müslümatin. Bu kadınlara has. Ve bir alameti teskir
müzekkerlik alametiyle kullanılan fi cem'il müzekkeri salim, cem müzekkeri salimdir. Cem müzekkeri salimdir zikredilirse, şimdi mesela şöyle dese bir mütekellim, ya eyyühel müslimun dese, ey Müslümanlar, burada şimdi cem müzekkeri salim şeyi var. O Müslüman erkeklere, ya eyyetühel müslimat, ey Müslüman kadınlar, bak orada da kadınlara mahsus. Kadınlara mahsus. Mithlu müslimun kelimesi gibi. Ve kestirnalil vavu fi cumu teskir. Ya da cem müzekkerlerde vavun kullanılması. Mesela fiili mazilerin cem müzekkerinde müzekkerlik alameti neydi? Vav, nasaru, faalu, ekramu. Değil mi? Ha, peki ve nunun kullanılması gibi fi cemil nas. Cem müennes gaibe, cem müennes muhatabada nasar ne, nasar tün ne? Bak, onlar alamet. Öyle bir alamet varsa zaten kadınlar içinse, kadınların alameti ise kadınlar için. Erkeklerin alameti ise erkekler için anlaşılır. Feminel evvel, birincidendir. Yani vav, cemi vavı. Faalu kelimesi. Ve minessani ikinci, nunun gelmesi. Faalne, kadınlar için. Feel teşmelu hadihil cumu'u, bu cemiler şamil olur mu? Es sınıfeyni, her iki sınıfa. Minel zükûri vel inâs. Efendim, erkek ve kadınlardan her iki sınıfa. Ha, bu yukarıdaki cem müzekker zikredip kadınlar da buna dahil mi? Cem müennes zikredip erkekler de buna dahil mi? Acaba ev yahtassu kulli cem'in, ya da her cem'i mahsus mudur? Bima tedullu aleyhi alametuhu, ya da alametinin delalet ettiği şeye. Mesela cem müennesin alameti varsa sadece cem müenneslere, cem müzekkerin alameti varsa sadece müzekkerlere mi delalet eder, mahsus olur? Yoksa müzekker zikredip müennesler de ona dahil, müennes zikredip müzekkerler de ona dahil mi olur? Zehebel cumhur, cumhur ulema, yani cumhur müştehitler şu görüşe sahip oldular. Hangi görüşe? İle ihtisas. Eğer müzekkerlik alameti varsa cem müzekker erkeklere mahsus. Cem müennes alameti varsa kadınlara mahsus. Demişler. Fela yedhulun nisa'u, kadınlar girmez fîmâ huvez dizükûri, kadınlar erkekler için zikredilen lafızların kapsam içerisine girmez illa bi delilin, ancak delille. Peki o zaman şimdi ya eyyühellezîne âmenû denilince burada ey müminler, burada erkekler de kadınlar da buna dahil. Bu ayetin ey müminler, ey iman edenler. Hepsi bunun içerisinde dahil. O zaman cuma, اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ, cuma günü, cuma namazı için çağrı yapıldığında فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ, camiye koşun. Koşun derken fiili koşma değil. Hemen gayretle camiye gidin. Allah'ın zikri, hutbe dinlemeye. وَذَرُوا الْبَيْعِ, alışverişi terk edin. Cuma saatinde alışveriş haram. Şimdi burada kadınlara da farz. Hatta bazıları bunu böyle iddia ediyorlar. Niye kadınlara cuma farz değil ve Allah müminlerin hepsine hitap etmiş diyorlar. O ayeti hadisler tahsis etmiş. Peygamberimiz buyurmuş ki kadınlara farz değil, kölelere farz değil, çocuklara farz değil, hastalara farz değil. Hadiste tahsis edilmiş. Cuma kime farz olmuş o zaman? Erkek, Müslüman erkeklere. Bak, tahsis edilmiş. Ama burada diyor ki cumhur ulema, kadınlara, erkeklere mahsussa sadece erkekler için, erkekleri kapsam altına alır. كَمَا لَا يَدْخُلُ الرِّجَالُ فِي مَا هُوَ لِلنِّسَاءِ, kadınlara has olan lafızlara erkekler dahil olmadığı gibi. İlla bir delil, ancak delille. لَنَّ الْاَسْمَاءِ, çünkü isimler وُضِعَتْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مُسَمَّيَاتِهَا, isimler ne için konulmuşsa konuldukları müsemmalarına. Mesela Ahmet dediğin zaman Ahmet kiminle isimlendirilmişse o şahsı ifade eder. Mescit dediğin zaman mescit ismi ne için kullanılıyorsa orayı için o manayı ifade eder. Racül dediğin zaman erkek, mer'a dediğin zaman kadın. İsimler ne için, hangi mana için konulmuşsa o manayı ifade eder diyor. Anladınız mı? Medlullarına delalet eder. Öyleyse fahasala bihadel va'ı, bu mana karşılığına konulmasıyla meydana geldi.
temyizü külli nev'in, her nev'i ayırmak an gayri diğerinden. O zaman erkekler için konulan lafızlar erkekleri ifade eder. Kadınlar için konulan lafızlar kadınları ifade eder. Müfred için konulan müfredi, cemi için konulan cemi. Ama aksine delil varsa o müstesna. Velakin ancak kat tekumu karainü, dikkat edin, bazen karineler kaim olur. Alametler. Öyle karineler ki taktadî duhûlen inas, kadınların da dahil olduğunu, fî cem'il müzekker, cem müzekkere. Cem müzekkere kadınların da dahil olduğuna delalet eden karineler oluşur. Kema fî karineti umûm-i teşri'i, yasanın genel olması alameti gibi. Fî cem'i, cem'i, cem'i için. Mesela ve akîmus salâh, bu cem'i değil mi? Namazı dosdoğru kılın diyor Cenab-ı Hak. Teşri'i. Ve atuz zeka, zekatı verin. Şimdi burada akimus salah emrinin altında kadınlar da var. Zekatı verin emrinin altında kadınlar da var. Niye karine? Çünkü hepsi mükellef. Mükellef olan her Müslüman için o zaman bu hükümler umumdur, geneldir yani, anladınız mı? Umumidir. Evet. Ve kad la tegumu karinetün, bazen karine olmaz da ve ma zalik, bununla beraber telhakul inasu, kadınlar efendim katılır, biz zükür tülhakul inasu desek daha güzel olur. Kadınlar ilhak edilir, biz zükür erkeklere ala sebil-i taglib, taglib yoluyla. Taglib mesela erkeklerin kadınlardan yani galibiyet, genel çoğunluk itibariyle. Zaten ya yüllezine amenu de odur zaten. Taglib yoluyla. Mesela nasıl güneşe, aya taglib yoluyla ne deniyor? Kamereyn deniyor. İki ay mı var? İki güneş mi var? Yok. Kamereyn dediği zaman ay güneşe üstün getirilerek kamereyn denmiş. Ya da valideyn, validan. Valid baba. Valide iki tane mi babası var bir adamın? Yok. Taklit tarihiyle. Baba anneye üstün getirildiği için valideyn denmiş. Ve bil valideyn yasan, Allah'ın kelamında var. Hadislerde var. Taklit, buna taklit tarihiyle. O zaman müzekkerler için zikredilen lafza, cemî lafzına kadınlar taglib tarihiyle dahildirler. Gördünüz mü? Taglib tarihiyle. Demek ki cumhura göre esas onların birinci görüşü neydi? Cemî ifade eden lafızlarda cemî erkeklere zikredildiyse onları kapsar. Kadınlar için zikredildiyse kadınları kapsar. Ama erkekler için zikredilen lafzın içerisinde kadınların da olduğunu ifade eden karineler varsa o zaman kadınlar da o hitaba dahildir. Ya da erkek kadınlara hitap edilen cemî sıgasının içerisinde erkeklere de şumuru olan bir karine varsa böyle olabilir. Ya da taglib yoluyla, taglib tarifi dediğimiz bu işte. Üstün getirme, galip getirme yoluyla. Peki kema fî kavlihi teâlâ kul nehbitû minhâ cemî'â. Bakın İncelikleri görüyor musunuz? Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz Adem'e, Havva'ya dedik ihbetu minha cemi'an. Cennetten inin hepiniz birden. Şimdi ihbetu lafzı ne? He? Cemi. Hangi cemi? Cem müzekker. İkile kullanılmış. Hebata yehbitu. Hübut, inmek. Şimdi Cenab-ı Hak orada cennetten çıkarılan Adem Aleyhisselam ve Havva anamız. İhbita demedi burada. İhbitu dedi. Cemi halbuki orada erkek bir tek Adem Aleyhisselam. Cennetten indirilirken. Ama burada kadın da var onun içinde. Havva da var. O zaman ihbita demedi. Kul nehbitu. O zaman erkekler kadınlara galip gelme tarihiyle, metoduyla hepsine birden, hepiniz birden. Bir de şöyle diyenler de var müfessirlerden. İhbitu deyince Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelecek zürriyet, nesil de. Orada çocukları olmadı cennette. Ama onun sulbinden gelecek nesiller var. O zaman erkekler, kadınlar hepsi onun içerisine dahil. Hadi sizden oluşacak nesille beraber, sonra ileride oluşacak zürriyetle beraber hadi inin cennetten. Yeryüzüne inin. Yeryüzüne inin. Bir başka mana, burada ihbitun içerisinde şeytan da var. Şeytan çünkü Adem Aleyhisselam'ı aldatmış, orada ağaç, yasak edilen ağacın meyvesinden yedirmiş. O zaman İhbitu'nun muhatabı bir de şeytan. Onun için cemi zikredilmiş burada. Evet.
Ama buna taglip tarihi deniyor. Erkekler tarafı müennesler tarafına galip getirildiği için böyle zikredilmiş. Ve galel ba'd. Bazı müştehitler de şöyle diyorlar. İnne cumu'al müzekker, müzekker cemiler teşmelül inase, kadınları da kapsar bil vad, mana karşılığına konulmasıyla demişler. Bu bir kısım. Ama ve kavlül cumhuri, cumhurun sözü hüver racihu, tercih edilen görüş odur. Cumhurun sözüdür. Demek ki şu yukarıda gördük üç madde. Cemi müzekkerlere mahsussa cemi müzekkerdir. Müenneslere mahsussa müennestir. Ya da müzekkerlere ait kalıbın içerisinde kadınların da olduğunu ifade eden bir karine varsa onlar içindir. Üçüncüsü taglip tarihiyle demişti. Kabul edilen görüş cumhurun görüşüdür. اَلَّذ۪ي يَنْبَغِ الْمَص۪يرُ اِلَيْهِ Esas oraya dönüş yapmak gerekir. Yani cumhurun görüşüne uymak gerekir burada diyor. Peki. اَقَلُّ الْجَمْعِ Bu da başka bir usul kaidesi. Cemi, yani çoğul dediğimiz zaman çoğulun en azı ne kadar? Çoğulun. Şimdi mesela biz çoğul deyince işte üç, üçten fazla cemi, çoğul diyoruz. Ama bunun aşağı sınırı var mı? اِخْتَلَفَ الْاُلَمَاءُ فِي اَقَلِّ الْجَمْعِ Cemi kalıbının en azında alimler farklı görüşlere sahip oldular. Hel hüvetnân ev selâsetün. Cemi deyince iki midir, üç müdür? Mesela Cemi'nin en azı iki de diyenler var. İki. Kâlel cumhur, cumhur ulema diyor ki inne hüthnân Cemi'nin ekalli ikidir. Ve alâ hâdâ buna göre yasık itlâbu lafzıl cem'i Cemi lafzını kullanmak sahih olur. Alel isneyin, ikiye de. Alel veşhil hakikati, o zaman hakikat metoduyla, lel mecaz, mecaz değil. O zaman cemi zikredip oradan iki kişi murad edilebilir mi? Mecaz mı? Yok, mecaz değil. İki kişi de Cemi'nin en azıdır. Cemi kalıbı zikredilip iki kişi murad edilebilir mi? Edilebilir. O zaman kulnâ bitû minhâ cemiyan buna göre, o zaman iki kişi. O zaman cemi zikredildi, Cemi'nin en azı ikidir. Adem'le Havva'ya Cenab-ı Hak diyor biz onlara inin dedik cennetten. Şimdi çıkması inmesi de yani burada Allah'ın kudreti. Şimdi peygamberimiz miraca çıkarıldı. Şimdi Adem Aleyhisselam hangi aletle indirildi oradan? Allah indiriyor. Yani yukarıdan aşağı pat diye bırakılmıyor ya. Yani cennet yedi kat göğün üzerinde ta o cennetten inecek aşağıya. Kim indirdi canım? Ya buna şimdi biz ilahi kudret olmadan bunu nasıl kabul edeceğiz? Yani yoksa oradan yani sema zaten şu bastığımız topraktan birinci göğün alt tavanına kadar 500 yıllık yol diyor. Bu kadar uzun mesafe. Ondan sonra iki gök arası öyle, iki gök arası öyle. Ondan sonra ta cennet. Cennetten aşağı indirilmiş. Cennetten aşağı nasıl indirilmiş? Onun biz şeklini bilemiyoruz. Allah inin dedi. Allah indirdi onları. Ondan sonra ey Adem cennette iskan et dedi, iskan ettirdi. Allah çıkardı, Allah indirdi. Bunlar Allah'ın kudretiyle. Bizim aklımızın alacağı şeyler değil bunlar. Ama bazıları mesela burada çok yanlış mana veriyorlar. Diyor ki burada cennette değil, cennet gibi güzel olan bağlık, bahçelik bir yerdeymiş. Oradan in demiş Allah onlara. Hatta Mekke'de cirane var, cirane. Oraya biz daha Umre'ye gitmiştik. Umre yapmak için. Orası Hill'in dışında Cirane. O Cirane'ye diyenler var. Ya da Cidde'de işte böyle yani bağlık, bahçelik, yeşillik bir yere işte cennet orasıymış güya. Cennet Allah hakiki manada kullanıyor. Ve ya Adem üskün ente ve zevcükel cennet diyor. Ya da inin diyor. İnin yukarıdan aşağı. Demek ki cennet yukarıda. Yukarıdan aşağı inin. Efendim inme, çıkma, iskan, cennette iskan o zaman niye fil hadikat edirdi Cenab-ı Hak? Bir bahçede Cidde'de, efendim, bir bahçede durun işte bağlık bahçelik bir yerde iskan edin derdi. Cennette diyor. Burada yani mecaza gidilmez ki. Hakikati murad edilir. Evet. Peki. Ve galil ba'du, bazıları da diyor ki innehu felâsetün. Cemî'nin en az şumulu üçtür. Cemî deyince üçe şamil. Öyleyse fela yutlaku alel ithneyn ikiye hamledilmez illa alel veçil mecaz. Mecaz yoluyla ancak yorumlanabilir ikiye.
vahtecce küllü ferikin bi cümleti edilletin, efendim birçok delillerle her grup kendine delil getirdi. Yani cemi'nin en azı ikidir deyip üçe de şamil ya da cemi zikredip iki murad etmek hakikattır diyenlerin de delilleri var. Cemi'nin en azı üçtür deyip aşağıya şumulu yok diyenlerin de delilleri var. Ama ver racihü ve kavlül cumhur. Racih olan hangisiymiş? Cumhurun kavlü. Zaten nahivlerde de öyle. Cemi'nin en azı ikidir. Şu maddeyi okuyalım. Duhulun nebiyyi fi hitabi ümmetihi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetin hitabına dahil olup olmaması. Ne demek ümmetin hitabına? Mesela Cenab-ı Hak ey müminler dediği zaman peygamberimiz de bu şeyin içerisine dahil mi değil mi hitabı? Peygamber dahil mi değil mi? Ya eyyühellezine amenü denildiği zaman. Ya eyyühennas denildiği zaman. Dahil mi değil mi? Hel yedhulun nebiyyü peygamber aleyhissalatü vesselam dahil olur mu? Fi umumi hitabatil Kur'aniyeti. Kur'an'ın genel hitaplarında. Mislu ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler gibi. Burada ey iman edenler deyince bu amenü lafzının içerisine, bu ceminin içerisine peygamberler, özellikle peygamberimize dahil mi? Ya eyyühennas, başka misal, ey insanlar denildiğinde bu hitap Cenab-ı Hakk'ın, Allah hitap ediyor. Bunun içerisine peygamberler ve peygamberimize dahil mi? Ya ibadî, ey kullarım dediği zaman, yani buna peygamberimize dahil mi? Gâlel cumhur, cumhur ulema dediler, bir icab. Evet, icab dedi, evet hepsi dahil. Peygamberimiz de bu hitap içerisine dahil. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَدُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Habibim de ki, ey kendilerine günahlarla yazık eden, israf eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlayıcıdır. Şimdi bu ya ibadi lafzının içerisine peygamberimiz de dahil mi? Cumhur ne diyor? Evet. İcab burada evet demek, müsbet. Evet dahildir. وَقَالَ الْبَعْضُ Bazıları bin nefki. Nefi ile cevap veriyorlar. Ne demek? Dahil değildir. Dahil değildir diyorlar. وَالرَّاجِهُ قَوْلُ cumhur. Kabul edilen görüş cumhurun kavlidir. Öyle ya. Peygamber de o hitaba dahil. Şimdi o hitaba dahil olmazsa o zaman peygamberimizin ve اَقِيمُ السَّلَاةِ emrine göre namaz kılmaması gerekir. Peygamberimize ayrı bir emir verilmesi lazım. Ama ayrı emir de var zaten. اَقِيمُ السَّلَاةِ mesela vatidil kurba hakkahu, mesela peygamberimize özel hitaplar da var, umum hitaplar da var. Umum hitaba peygamberler dahildir. Evet. Peki lenne hadi sıyaga, çünkü bu kalıplar likulli insanin ve likulli müminin. Ya eyyühennas deyince her insan için. Ya eyyühellezine amenü deyince her mümin için. Ve huve sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam da seyyidün nas, insanların efendisidir. Ve seyyidül müminin, müminlerin de efendisidir. Yani bazı diyor ya işte bu bazı hocalar, seyyid Allah'a denilirmiş. Peygamber'e seyyid denmezmiş, efendi. Ha. Ulema diyor, ama da diyor ki yok diyor, seyyid diyor, efendi ancak Allah'a denilir. Yani peygamber'e seyyid denmez diyor. Öteden beri hep mesela, Es-salatu ve's-selamu ala seyyidil evvelin vel ahirin, ya da işte ve's-selamun alel murselin, seyyidül murselin, seyyidül enbiya'yı vel murselin, peygamberlerin efendisi, rasullerin, nebilerin ve bütün beşerin efendisi, beşerin. Öyleyse fela yahrucu minha, o peygamber umum hitaptan hariçte kalmaz, illa bi delilin, ancak delille. Şimdi peygambere has emirler var. Ya eyyühen nebiyyü teqillah. Peygamber has. Mesela bu kitaplar da var. Daha önceden söylemiştim. Hasaisun nebi diye. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a has, özel. Özel emirler var. O özel emirler, hitaplar Peygamberimize hastır. Onu deliller istisna etmiş. Mesela Peygamberimizin bir nikah altında 9 hanımla evlenmesi, 9'dan fazla değil, 9 hanımla evlenmesi peygamber hastır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın diyelim gece namazına kalkması farz diyenler var. Teheccüd namazı. Peygamber'e hastır. Hasaisun nebi var. Daha buna benzer
Efendim örnekler var. Şimdi hasaisün nebi olanların dışında, peygambere has olanların dışında umumu hitaba peygamberimize dahildir. Bunu böyle bileceğiz. Taksisul ammi, umumu tahsis etmek bu ayrı bir konu. İnşallah onu bundan sonraki dersimizde okuyacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.